Cinayet saati yasaklandı mı? Ne oldu? Siz tepkiler nasıl gelişti? Bir anlatabilir misiniz? Şimdi ilk önce bu Alanya Müftülüğü suç duyurusunda bulundu. İşte şiirde Allah'a, kitaba küfrediliyor diye. Ondan sonra ben kendisiyle de telefonda konuştum canlı yayında. Yani bir şeyi dinlemeden, anlamadan, neye anlattığını bilmeden böyle bir şeye gerek olmadığını anlattım kendime. Ayrıca yani biz kendi çapımızda akıllı insanlar, durduğumuz yerde ne diyor Allah'a, kitaba küfredelim şimdi ya. Peki hiç bekliyor muydunuz böyle bir tepki geleceğini? Atilla Can sanırım bunu ne zaman yazmıştı? 30... İşte aşağı yukarı 40-50 sene falan filan bir şiir. Yani 40-50 sene önce şeyde Haliç'te bir vapurun yakılışını anlatıyor. Vapur yapmışlar işte. Atilla da bunu görmüş ve çok etkilenmiş. İşte oradaki sözcükte işte eli kolu bağlı demirlemişti. Eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. 13 damla gözyaşını saydım. Allah'ına, kitabına saydım. Şafak nabız gibi atıyordu. Diye bir şey var burada. Tabii burada adamın yaklaşımı gemiyi yapan insanlara tavrı var. Şimdi geminin Allah'ı kimdir? Gemiyi Allah yaratmaz ki. Allah yaratmadı ki. Geminin mühendisi vardır, memuru vardır, işçisi vardır, kaynakçısı vardır. Geminin yaratıcıları da Allah'lar da bunlardır yani. Şairin yaklaşımı da elbette ki bu. Bunu alıp öbür türlü düşünmek, tam da sıcağı sıcağına bu tür işlerin yaşandığı bir dönemde kalkıp da işte sanki şair ya da sanatçılar Allah'a küfrediyorlarmış gibi buradan yola çıkarak başka bir şeyler yakalamaya çalışmak doğru ve dürüst bir davranış değil bence. Peki sizin başka şiirlerinizde yasaklanıyor mu ya da bu yasaklar nasıl kendisini gösteriyor? Şimdi tabii benim gibi müzik yapan, benim gibi duyan, Türkiye'ye çok daha farklı bakan, dünyaya farklı bakan bir insanın yaptığı şeyler zaman zaman bayağı kısıtlanıyor. Örneğin konserlerde şarkılar yasaklanıyor. İşte bir örnek vereyim ben size. Bir sefer İskenderun'a gitmiştim konser vermeye. Konserden önce görevli memurlar işte bir liste getirdiler bana. Bu şarkıları söylemeyeceksin diye 20 tane şarkılık bir liste. O zaman da 20 tane şarkım var zaten benim. Bunları söylemeyeceksin diye. Dedim peki ne söyleyeceğim ben ki ben? Ben buraya Ahmet Kaya şarkıları söylemeye geldim ve buraya gelen insanlar da benim şarkılarımı dinlemeye geldiler. Başka bir şey söyle diyor. Ya ne söyleyeyim dedim. Diyor ki halk müziği söyle, başka bir şeyler söyle falan. Ondan sonra... Bir şey yapsınlar sesiniz. Evet. Sonra daha orada daha komik bir şey oldu tabii ki. Şimdi getirdikleri listede bir de enstrümantal şarkı vardı. Onu da yasaklamışlar. Dedim ya bunu niye yasaklıyorsunuz peki? Hadi öbürlerini anladık da şimdi bunda söz yok ki. Besbelli ki adamlar dinlememişler yani. Ne olduğunu bile bilmiyorlar. Bilmediği şeyler konusunda adam farklı önemli değil. Yani adının olsun, şarkının adı da, enstrümantal şarkının adı unutulmayanlara diye. Şimdi unutulmayanlara diyorsan eğer bunun altında mutlaka bir şey vardır deyip o enstrümantal parçayı bile yasaklamışlardı. Sonuçta biz orada konser yapamadık ve konser yapmadan tekrar İstanbul'a döndük. Peki siz şarkı yaparken genelde eski yani çok eskilerden de olur, yenilerden de olur. Çeşitli şiirleri alıp kasetlerinize koyuyorsunuz. Burada bir zorluk çekiyor musunuz? Şimdi aslında yani ben sistemin bu ekonomik yapısına karşı bir insan olduğum için sonuçta sistemin hoşuna gitmeyen sözleri buluyorum tabii ki. Yani sistemin hoşuna giden sözleri bulup yaptıktan sonra artık diğer insanlardan bir farkım kalmaz. Ya da anlayış olarak diğer insanlardan bir farkım kalmaz. Şimdi sanki yasaklar yokmuş gibi, çok demokratik platformlarda bu işler yapılıyormuş gibi, sanatçılar hiçbir şekilde bu anlamda yüklemiyorlarmış gibi böyle bir görüntü şey yapıyorlar ortaya, çıkartıyorlar. Ve insanlar da böyle zannediyor, ya bunlar hani karışmazlar işte şöyledir, böyledir falan. Hiç öyle değil tabii ki. İnanılmaz uç bir baskı var üzerimizde. Yani yaptığımız şarkılardan, söylediğimiz sözlerden, konserlerdeki ilişkilerimizden. Nasıl mesela? Bir örnek verir misin sen? Ya işte bunların en çoğu şu, en başta işte Denetleme Kurulu diye bir Kültür Bakanlığı'nın bir kurulu var. İstanbul'da 13-14 tane adam oturmuşlar, kafa kafaya vermişler, bir masanın etrafına toplanıyorlar ve senin kaderini tayin ediyorlar. Adam alıyor şarkı sözlerini okuyor, işte ben bir şarkı yapmışım, kod adı Bahtiyar diye, kodunu çıkartıyor. Ya da Can Yücel'in, sevgili Can Yücel'in bir şiirini yaptım ben, orada Sevgi Duvarı diye bir şiiri, orada Sidikli, benim Sidikli kontesim diyor. Bu Sidikli lafına taktılar bunları. Açtım ben de hocaya, dedim ki hocam böyle böyle bu adamlar Sidikli lafına taktı, ne yapalım? Bunu çıkart diyorlar. Ne yapalım dedi, yani çişli mi diyelim şimdi?
ne söyleyeceğiz yani? Boklu mu diyelim, ne söyleyelim buna? Dedim vallahi bilmiyorum, durduk en sonunda değişiklik ve pasaklık komitesi oldu. Yani bunlar küçük şeyler, bunlara takmamaları gerekiyor. Yani sanatçı özgür olmalı. Bir kere şu çok önemli, sanatı terörizm, sanatçıyı terörist gibi gören bir mantık, mantık değildir, doğru değildir. Sanatçı özgür olmalı. Sanatçı istediği her şeyi söylemeli. Çünkü sanatçı bu insanların kulağı, gözü, ne bileyim her şeyidir. Ve bu ülkenin yani göz bebekleridir bu sanatçılar. Gerçi günde 25 tane popçu çıkıyor piyasaya ama kasetleri binlerce, milyonlarca sanatçı sanat... derken başka bir şey. Başka bir şeyden bahsediyorum elbette. Ben sanatçılardan mı bahsediyorum? Tüccarlardan ya da başka insanlardan değil. Yani şu ülkede toplasanız 50-60 tane ayakları yere basan aklı başına sanatçılar var. Yazarlar, çizerler, ressamlar ve diğerleri ve diğerleri. Bunlara dokunmamak lazım. Günah bunlar çünkü çok zor geldiler memlekete. Nazım'ın başına gelen felaketleri bu insanların başına getirmemek lazım. Bundan sonra şiirlerde mesela bir otosansür başladı mı sizde? Hani şunu alayım, bunu almayayım, bu denetlenir, bu yargı yoluna gider. Tabii başladı. Yani üretmenin, beste yapmanın keyfi kaçtı. Nasıl olsa bunu çıkartmazlar deyip başka şeyler yapmaya başlıyorsunuz. O zaman da istediğini yapamıyorsunuz ve arkasından kalkıp demokrasiden falan söz ediyorlar. İşte o zaman deli oluyor insan. Yani belki de delirmemizin nedeni bunlardır. Aslında ben eskiden çok normal bir insandım. Yıllar önce, çocukluğumda falan. Ta ki bu sansürler başlayana kadar işte o zaman ne olduysa o zaman oldu yani. Peki bir de son bir şey rica edebilir miyim? Bu şiiri aklınızda mı söyleyebilir misiniz? Hangisi? Bu Cinayet Saati. Çok uzun bir şiir. Şu anda aklımda değil. Aslında okumak çok isterdim. Ya da bir şarkıdan şöyle bir bukle bir şey. İşte o yasaklanan ya da davet ettikleri bir bölümü biraz önce söyledim ben. Hı. Ya işte Haliç'te vapuru vurdular 4 kişi. Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. 13 damla gözyaşını saydım. Allah'ına kitabına söz saydım. Şafak nabız gibi atıyordu. Cinayeti kör bir kayıkçı gördü. Vapuru ben vurmadım, onlar vurdu. Tabii tam şey yapamıyorum diye. Çok güzel bir şiir. Benim çok hoşuma giden, hala da çok hoşuma giden bir şiir. Ve bu şiirin orasını bestelerken de o, yani işte Allah'ına kitabına söz saydım kısmını bestelerken de aklıma hiç şey gelmedi benim. Yani insanlığın, doğanın yaratıcısı, en büyük gücü ya da işte peygamber ya da Kur'an-ı Kerim hiç aklımın köşesine bile gelmedi böyle bir şey. Gelseydi ya da onun öyle olduğunu inansaydım gerçekten onu yapmazdım. Çünkü insanların duyarlılığı, duyguları, inançları benim için çok önemli. Böyle bir şey şair de düşünmemişti, ben de düşünmedim. Onlar da düşünmemesi gerekiyor. Diğer insanlar. Ben teşekkür ederim.